بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادم عليه السلام اولاد بدنيا بو انسان مريس ان شاء الله Cennette buluşmak için yaratıldık. Adem'in çocukları olduğumuzu ne kadar inkar edemezsek büyük bir hakikat ise bu dünyanın çocukları olduğumuzu da o şekilde inkar edemeyiz. Ama cennete gitmek maksadı ile yaratıldık. Bu şu demektir. Rabbimiz bizi cennetinde görmek istiyor ama dünya şartlarında Adem'in çocukları olarak ne yapacağımızı gördükten sonra bizi cennete kabul buyuracak. Bizi dünya şartlarında yarattı ve dünyayı bizim için sanki cennetin alternatifi imiş gibi gösterecek düşmanımız şeytanı da karşımıza dikti. Şeytanlı ve cennetin alternatifi olacak bir dünyada becerip yaşayabilirsek ve Rabbimizin imtihanını kazanabilirsek cennete döneceğiz. Bu formül Adem aleyhisselamın ilk çocuğundan son çocuğuna kadar herkes için geçerli. Ama ilk iki çocuk şeytanın tuzağına yakalandılar. Biri cennetlik kaldı, Diğeri cehennemlik oldu. Daha ilk dakikasında şeytan yüzde %50 hedefine ulaştı. Kıyamete kadar bu sahne bu şekilde devam edecek. Ama %50 mi olur? Şeytanın kazancı yüzde %99 mu olur? Onu Allah biliyor. O ilk sahne öyle oldu hiç kimse şu dünyada şunu bekleyemez. Ben Allah'tan yana tavır koydum. Mümin oldum, Müslüman oldum ve namaz kılacağım, oruç tutacağım, Kur'an okuyacağım, faiz yemeyeceğim, hırsızlık yapmayacağım. Allah öyle buyurduğu için. Dolayısıyla ben Allah'ın Haydi cennetlik diye paketlediği kullarındanım. Hiç kimse zannetmemeli. Böyle bir şey yok. Ne zamana kadar bu dünyadan son nefesle çıkıncaya kadar. Son nefese kadar dünyada yaşayan Müslümanız biz. Cennet Müslümanıyız ama dünyada yaşıyoruz. Son nefese kadar hiç kimse ipotek altında garantili bir iman taşımıyor ve hatasızlık da garanti altında değil. Yani biz bir kere Müslüman olduk seçkin kuluz garanti bizde Müslümanlık diyen zaten o anda kaybetmiş oluyor. Çünkü bu garantiyi Allah'a karşı veriyorsun. Allah ise böyle bir garanti kimseye vermiyor. Vermediği halde sen kendine garanti biçmiş oluyorsun. Ve asla hiçbir insan günahsızlık da iddia edemez. Bu iki riske yani imanımızı korumak veya koruyamamak ve hata etmek, günah işlemek, işlemeden yaşamak bu iki riske karşı bütün insanlar peygamberler hariç aynıdırlar. Çok sevdiğimiz, hürmetle isimlerini andığımız ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun onlar da bu kuralın içindedirler. Onlar da garantili günahsız yaşamadılar. Bir buzdolabına imalatçı firmasının 5 yıl 10 yıl garanti verdiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdiği nesle garanti vermedi. O garanti son nefesle beraber ortaya çıkacak. Bütün insanlar Müslümanlar Allah'ın kulları olduklarını bilip yaşayacaklar Müslüman olarak. Hata etme riskleri hep var olacak. 9 yaşında da, 90 yaşında da. Mekke'de iken de, İstanbul'da iken de, bekar iken de, evli iken de, herkes hata riski taşıyor. Çünkü insan, çünkü Adem'in çocuğu, bu dünyaya gelmeden önce cennette iken hata etmiş. Mekke'ye gidip de, Mekke'de yalan konuşarak hata etse onun çocuklarından biri ne olur? Ters bir şey değil bu. Bir insanın hatalı olmasında büyük bir tehlike yok. Hatasını paketlemesinde büyük tehlike var. Alıp o hatayı sahiplenip arşivine koyduğu zaman insan olağanüstü bir yanlış yapmış olur. <laughs> bir gencin Üniversiteye geldiği bir şehirde Allah'ın haramlarından birini işlememesi gerekir. İşleyince kıyamet kopmaz. Ama işledikten sonra onu benimser gibi vurdum duymaz tavırlar gösterdiği zaman kıyameti kopar onun. Birincisinde sen Adem'in çocuğuydun. Olur bu tip işler. Ama Allah'ın kulusun. Dön şimdi Allah'a. Tövbe et. Rabbine dön. Kapısına sarıl. Beni bağışla ya Rabbi de. Tövbe ettim bir daha yapmayacağım de. O zaman cennet yolculuğun devam etsin. İnsan oğlunun başına gelen en büyük felaket günahlara karşı gösterdiği bağışıklıktır. Yani bu günahlar bizimle beraber. Faiz, zina, piyango, kumar bunlar. Yalan zaten hayatın tabiatında var yalan. E, faizi de başka türlü ekoloji olmuyor. Yalan konuşmasan da iş vermiyorlar. E, bu kadar haramları benimsemiş, onlarla beraber içtenli bir hayat oluşturmuş ortam Allah'ın kullarına yakıştıramadığı ortamdır yakışmıyor Müslüman'a Müslüman hata eder peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpüp onunla bir gün iki gün dolaşan hatta onunla gazbeye giden onunla bedire katılan insanlar bile hata ettiler büyük günahlar işlediler büyük tövbelerle de onu kapattılar ama sıkıntı burada zaten büyük günah işlemekle beraber Büyük tövbe geldiği zaman hayat güzel yürüyor demektir. Ne gibi? Kış vardı, şartlar çok ağırdı. Bahar geldi, çiçekler tekrar açtı. Tövbe bahardır. Haramlar da kış fırtınasıdır. Hep kışta kaldığın zaman donarsın. Bahara ulaşan için bir sıkıntı yoktur. Bugün Müslümanlar olarak biz büyük büyük camilere Koca koca medreselere sarıkları kocaman alimlere kavuştuk elhamdülillah. Ama tövbenin adı kaldı kendi gitti. Günahlar içimizde dal budak açmaya başladı. Benimser olduk. Bir insanın namaz kılmıyor olması, bir gencin 10 seneden beri secdeye kapanmamış birisi olması bir ayıp olmaktan çıktı. Alkol kullanmadığı için kız verilebilir. Beyefendi iyi bir Müslüman çocuk olarak takdim edilir hale geldi. Yani alkol kullanmaz. Kimseyi henüz öldürmedi. Banka soymadı. Çok değerli bir gençtir. Denebiliyor. Banka soymakla Namaz kılmamak, senelerce namaz kılmamak arasında ne zamandan beri fark oldu bu ümmetin içinde? Zina ne zamandan beri gençliğin hakkı oldu? Ne zamandan beri peynir alınır gibi piyango bileti alınabilir oldu bu ümmetin içinde? Haramlarla tövbeyi gerektirmeyecek kadar basit işler gibi yüz göz olduktan sonra biz ümmeti Muhammed farkını kolluyoruz diyemeyiz. Kendi kendimizi gülünç hale getirmiş oluruz. Bakınız tekrar vurguluyorum. Bu ümmetin ilk nesli Allah'ın önümüze razı olduğu nesil olarak koyduğu mübarek nesil onca büyüklüklerine rağmen ağır hatalar işlediler. Dev tövbelerle onu Allah'a affettirdi büyük günah işlediğini anlayınca gitti peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı mescitteki direklerden birine kendini bağlattı. İpi arkadan bağlattı. Resulullah bunu affettim demedikçe beni çözmeyeceksiniz dedi. Hala o direk Medine Mescidi'nde duruyor. 1400 sene oldu. Evet hata etti. Yaptıkları hata da çok ağırdı. Belki idamı gerektirecek hata yaptılar. Ama direklere bağladılar kendilerini. Direklere bağladılar. Hata ettiler. Zencisin diye siyah bir Müslüman'a hakaret ettikleri oldu. Bu çirkin bir hataydı. Sonra dediler ki ben bu beyaz deriliğim de o siyah derilidir diye bunu yaptım ya bu beyaz beni bu hale getirdi ya, yüzümü yere koyarım, o da siyah ayağıyla yüzüme basar, bu nefsimde terbiye olur, tövbe ederim dediler. Asıl kıyamet, günahlarla abi kardeş olduğumuz zaman ortaya çıkıyor. Günah işlediğimiz zaman değil. Bir delikanlının İstanbul'a, Ankara'ya, filan büyük şehire gittiğinde, köy şartlarından kurtulduğu için ilk defa bir pot kırması, orada bir çanak çatlatması, bir bela, bir musibet. Ama bundan büyüğü kendisine filan alim bunu uygun görüyormuş diye mubahlaştırma süreci başlatması, asıl sorun o. Zira biz ümmeti Muhammed olarak meleklerden oluşmuyoruz, insanlardan oluşuyoruz, etten ve kemikten yaratıldık. Günah işlememiz tabiatımızda var. Ama Allah'ın haramlarına karşı laubalileşme hiçbir zaman olmaz bu ümmette. Kıyamet de ondan kopuyor. Günah işlemeyi benimsemiyoruz elbette. Ama günah işlemekten daha büyük günah norm haline gelmesidir o günahın. Camilerin önünde piyango bileti satılabiliyor olmasında kıyamet kopuyor. İçerideki namazlarla kapıda satılan piyango biyetleri denkleştiği zaman sıfırda kalıyoruz biz. Belki de ekside kalıyoruz. Aziz kardeşlerim, bizim bugün Kur'an-ı Kerim'den şereflerini ve Müslümanlıklarını öğrendiğimiz ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bu dünyanın en adi suçlarını işleyen insandılar. Cinayet, alkol, zina, kumar, yalan ne istiyorsan. Rezillik diz boyuydu. Ama analarından, babalarından, eşlerinden, mallarından, topraklarından, her şeylerinden vazgeçecek bir tevbe kalitesi ortaya koydukları için en eksi noktadan en artı noktaya çıktılar. Başardılar günahlarındaki hacimleri kadar tövbelerine hacim yüklediler. Yüz tonajlı bir günah işliyorlardı. Yüz bir tonajlı bir tövbe yaptılar. Böylece sanki cennetten çıkmış adamlar gibi oldular. Allah'a şirk koştular. En büyük günah Allah'ın kızı var dediler. Oğlu var dediler. Bu keçi Allah'ındır dediler. İnsan öldürdüler. Bir kişi, beş kişi öldüren zavallı da acemi diye övünemedi. Yirmi kişi öldüren profesyonel oldu. Öldürmeyi iş edindiler. İstediği yerde gider adam öldürür diye bir mafya kurdular. Bununla övündüler. Şarap günlük suları oldu. Zina ekmek peynir gibi işleriydi. Babalarının bıraktığı kadınlarla evlenmeye kalktılar. Kumarın her çeşidini oynadılar. Kendi doğurdukları çocuklarını diri diri gömmekte sarın, sakınca görmediler. Kendi mahallelerinde hırsızlık yapmadılar. Öbür mahallenin malını kendilerine helal görüp çardılar. Gasp ettiler. Sayın. Bugün dünyada suç olarak bildiğimiz ne varsa sayalım. Hepsini yaptılar. Sonra ne yaptılar? Bütün bu suçları kapatacak kapasitede bir tövbeyle Allah'a gittiler. Onun bunun canına göz diken adamlar kendi canlarını Allah'a verecek hale geldiler. Tövbe yüzde yüz yerine oturdu bu sefer. Yüzde yüz uygun tövbe yapınca da Allah'ın rahmeti yüzde yüz onları buldu. Bugün bir felaketle karşılaştık faiz alan müslüman faizin kılıfını faizden önce buluyor. Faiz Allah'la savaşmak olduğu halde normlar arasına girdi. Camiye faizli bir kredi ile şadırvan yaptırmakta sakınca olmaz hale geldi. Müslüman anne ve babalar Oğlun, kızın zinaya düşme tehlikesinde Allah'tan kork. Evlendir şunları cümlesine daha çocuk onlar. 25 yaşında çocuğu niye evlendiriyorsun? Dediler. 25 yaşındaki kızı için bir sakınca görmüyor. Neden? Gençliktir diye bir mazeret uydurmuş. Filancanın çocuğu da yapmıştı bir şey olmadı diyor. Allah'ın yer yarılacak da, Yerin içine batacaksınız diyesi büyük bir günah olarak önümüze koyduğu şey Müslüman anne ve babanın gözünde ayıp hale geliyor. Eğer ayıp görüyorsa. Günahlar kadar büyük bir günah. Hatta daha büyük bir günah o günahların gözümüzde küçülmüş olmasıdır. Bu da neyi gösteriyor? Dün kınadığımız büyük hataları yarın Allah muhafaza buyursun helalleştireceğiz demektir. Yahudiler de böyle yaptılar. Hristiyanlar da böyle yaptılar. Ama ellerinden <laughs> dinleri gitti. Din gitti. Neden? Çünkü haramlarla oynadılar. Haramlara karşı cüret, Allah'a karşı cürettir. Bugün Zinayı sıradan bir iş olarak görenler yarın çocuklarının ateist olmasına, deist olmasına asla karşı çıkamayacaklardır. O da gençliğin haklarından biri olacaktır. Bugün piyangoya para ödeyebilenler yarın çalmayı mübah göreceklerdir. Verseydi devlet hakkımı verseydi. Devlet tam asgari ücreti yüksek tutmadığı için devletten çalmak hakkımdır diyecek. Şeytan için gerekçe mi yok? Kılıf mı yok? Mazeret mi yok? O kadar basit bir profesyonel mi şeytan? Hilesini de uyduracak. Hangi minareyi çaldıracaksa ona göre de bir kılıf hazırlıyor önceden. Haramlara karşı tövbe silahını kullanmadığımız sürece Hiçbir kandil gecesi bizi paklayamaz. Ramazan-ı Şerif işimize yaramaz. Hacca gitmenin bir manası yoktur. Tövbe eden mümin için hac temizleyicidir. Aslında günah işlememeliydik. Ama bu dünya böyle bir çöplüktür. Burada başka türlü yaşanmıyor. 60 senede bir defa, bilemedin iki defa bir pot kırılır, bir çömlek kırılır. Ama tövbe silahı elimizdedir. Tövbe ile anında temizlenip Rabbimizin huzuruna sağlam çıkarız diye inanmamız gerekiyordu. Uygulamamız gerekiyordu. Kardeşlerim biz Allah Celle Celaluhu, Gafur, Rahim, Halim, Karib, Semi, Mujib, Vasiul Ma'fira, Gafurur Rahim, kabulü tevbedir Allah şuurunda olsaydık keşke utandım senden Rabbim bu hatayı yapmamalıydım deyip bıçakla günaha kesip attığın gün oldu mu? Felsefesinde varız, gerçeğinde yokuz o zaman bu imanın. Bugün biz gafur ve rahim, mağfiret eden, bana merhametli olan, çok yumuşak, bana yakın, beni duyan, duama icabet eden ve çok hızlı kerim, mağfireti her tarafı kuşatan Allah diyemediğim sürece yanlış anlıyoruz Allah'ı. Nerede kaldı ki İslam'ı? İmanın felsefesi iman değildir ki. Bir ses kayıt cihazı ayetel kürsüyü 500 defa okusa iman etmiş mi oluyor? Müslüman ses kayıt cihazı gibi okumaz ki ayetel kürsüyü kullarını kuşatan Allah deyince piyango biletinde erkek kız arkadaşla bir aradayken bankanın kapısındayken yalan konuşurken belediyedeki görevinde çalmaya başladığın zaman yalan konuştuğun zaman amir olduğun yerde vatandaşa zulmetmeye başladığın zaman siyasetin seni bulaştırdığında kürsüde hoca olarak kürsünün hakkını vermeyip Allah'tan korkmadığın zaman hatırladığın Allah, senin iman ettiğin Allah'tır. Bu olayların hiçbirinde aklına gelmeyen Allah'ın nesine iman ettik ki biz? Bankada aklımıza gelmiyorsa, hatta en yakınımızı mezara koyarken aklımıza gelmiyorsa, ne zaman biz Allah'a iman ediyoruz? Kandil gecelerinde. İman, yılda beş defa iman etmek midir? Tevbe ezan gibi kulağımızda çınlamalıdır. Nasıl günde beş defa müezzinler bizi Allah'a kulluğa çağırıyorlar. Bir tür beş defa ezan gibi tövbe çınlamalıdır kulağımızda bizim. Ben bütün mümin gençlere hitap ederek diyorum ki, hangi kütahı yaptın sen, hangi ağır hatayı işledin, hangisi olursa olsun, senin kulağında tevbe çınlıyorsa ve gece gözyaşı akıtarak, utanarak, haya ederek bu sondu ya Rabbi. Bir daha senin huzurunda bu edepsizliği yapmayacağım deyip söz verdin ve yaptıysan sen tertemizsin. Tertemizsin sen. Hiç merak etme. Ama üzerinden seneler geçmiş günahlar hatıra defterlerine geçer gibi senin hatıratın arasında taptaze duruyorsa Vay senin haline o zaman be. Nasıl Allahu Teala'yı bu kadar uzak gördün sen? Ashab-ı kiramı unutmuyoruz. Allah onlardan razı olsun. En çılgın günahları işlediler. En büyük dağları devirdiler. Ama yaptıkları tövbe. Allah derken Medine sokaklarında yaptıkları inletmeler. Mescid-i Nebi'de namaz kıldıktan sonra şarap fıçısının üstüne oturdular. Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldılar, eve gidip kase kase şarap içtiler. Ama birisi çıkıp ey Müslümanlar, ey Medineliler, Allah yeter artık, bırakın, bırakmayacak mısınız bu alkolü diyor deyince tamam ya Rabbi dediler. Fıçı fıçı sokaklara döktüler şaraplarını. Tövbe buydu işte. Bir daha Allah onlara, siz zamanında şarap içmiştiniz. Banyo yapar gibi kafanızdan şarap döküyordunuz demedi Allah da. Onlar kapattılar, Allah da kapattı. Siz utanmaz herifler. Şurada, şurada, şurada şu zinaları yapmıştınız bir daha demedi Allah. Çünkü onlar kapattılar. Kapattık ya Rabbi bu işleri dediler. Allah da kapattı. Onlar bir kapattı, Allah yüz kere kapattı. Celle Celaluhu. Allah onlardan razı olsun. En günahkar insanlardan, en iyi müminler olarak önümüzde duruyorlar. Ve Allah onlar gibi olmamızı istiyor. Başımıza büyük bir felaket gelmiştir ey müminler. Çok büyük bir felaket. Günahlarla abi kardeş olmaya başladık. Ben bir Müslümanı özlüyorum. Oturduğum apartmanın alt katına faizli banka açıldı diye ucuz mucuz o daireyi satıp oradan kaçan mümin arıyorum. Onu ashab-ı kiramın bu asırda yaşayan devamı ve onun torunları olarak görüyorum. Ne mübarek. Ashab-ı torunu adam be. Alt kata banka açıldı diye o apartmandan taşınıyor. Buraya lanet inecek. Allah bu bina ile savaşacak diyor. Ama şu manzarayı da ağlayarak ve Allah'tan hayal ederek görüyorum. Akşam hanımına gelip bizim giriş katına banka açılıyormuş. Bu dairenin fiyatı arttı. Biraz sonra İyi, iyi bu daire çocuklara iyi, de, iyi daire bakıyoruz. Altta banka açıldı diyorlar ya. O zaman da ağlayacak mecal bile bulamıyorum kendimde. Anne ve babaların çocuklarını zinaya müsait ortamlarda hiçbir şey yokmuş gibi bir A4 kağıdı uğruna salı vermelerini başımıza gelmiş bir işgal olarak görüyorum. Zihinlerimizi şeytanın işgal ettiğini gösteriyor bu. Her caminin kapısı sonuna kadar açıkmış ve her mahalleye büyük camiler konmuş. Bedenlerimiz camiye, kafalarımız harama gidiyor olduktan sonra neyi kazandık ki biz? Kaç aldık da kaç verdik? Biz artık bu kör gidişe dur demek zorundayız. Bizden önceki nesil kendi günahlarının hesabını yapsınlar. Yaptılar, Allah'ın zorundalar şu anda. Biz bu nesil olarak açılan cami, konuşulan büyük büyük Müslümanca sözler kadar büyüyen mantar gibi biten haramları da konuşmak zorundayız. Haramdan korkan insan istiyoruz. Müslüman da odur diyoruz. Haramların yayılmasını da bir afet olarak görmek istiyoruz. Allah'ın rahmetine sığınmak için. Aziz kardeşlerim ve bir sebeple bir günaha bulaşmış bütün mümin kardeşlerim İnternetten şuradan buradan bir harama bulaşmış olan canım genç kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, genç delikanlılar, hiç kimsenin bugünü ve yarını garanti değildir. Herkes ölecek yaştadır. Dolayısıyla hepimiz Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır bir gün geçirmek zorundayız. Geçen hafta, geçen sene işlediğin günah, senin stoklarında durduğu sürece ölüme hazır değilsin. Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır değilsin demektir. Evet, bir günahla kimse kafir olmaz. Üç günahla, beş günahla insan kafir olmaz. Ve Allah kesinlikle günah işledi diye cehennemden atmayacak kullarını ama sen o işlediğin günahın tevbesini yapmaya uygun bulmadığın için kendini, henüz genç gördüğün için, ya da herkes yapıyor olduğu için, ya da işte şundan dolayı kendine bir hak kılıfı uydurduğun için sen, o günahı süreklileştiriyorsun. Bir kere filan kumarı oynadım, filan işe bulaştım, filan zinaya yaklaştım diyorsun, o mantar gibi büyüyor. Dalı budağı oldu çünkü onu kapatmayı, sildirmeyi düşünmüyorsun sen. Bahsettiğim afette bu. Adem'in çocuğuyuz. Evet insanız ama cennette işlediği hata için dünya vadilerini tövbe etmek uğruna adım adım dolaşan bir babanın çocuklarıyız biz. Tevbeyi günlük işlerimiz arasına koymak zorundayız. Ama yuvarlama bir cümle olarak değil, pratiğe uygulayacağımız bir iş olarak koymak zorundayız. Tevbe nedir? Bir, o yapılan işe üniversitede, kantinde eline tuttuğun kız arkadaşın, beraber bir yerde kaldığınız yalnızlık pozisyonu, o o, oh, şu numarayla bu numarayla aldığın kredi, faizlik borcun, filan yerde söylediğin yalan, filan hırsızlık, filan terk ettiğin namaz, Ramazan günü işlediğin o ağır cinayet, gıybetlerin, bunlar tevbe ile temizlenmediği sürece seni kemiriyor. İstediğin kadar Kur'an oku. 3 sevap alıyorsun Kur'an'dan 18 tane günah birikimin hepsini silip süpürüyor mesela rakam olarak konuşursak. O 3 20'nin 30'un kaçta kaçı ediyor? Onda biri ediyor. Bir şey kalmıyor sana. Maaşı hacizli adamsın diyeceğim. Maaşın değil, hayatın hacizli şeytanın elinde senin. Başımıza gelen felaket budur ciddi bir pişmanlık hissetmeliyiz geçmiş günahlarımızdan. Ve onu kesinlikle anında bırakmalıyız. Ve Allah'a söz vermeliyiz. Bu sondu ya Rabbi demeliyiz. Ben öyle yaptım da 6 ay sonra tekrar aynı hataya düştüm. Aynı formülü tekrar uygula. Hatanın aynısı oluyor da formülün aynısı niye olmuyor? Anında tövbeyi tekrar devreye sok. E 50 kere oldu. 51. tövbeni yap. 80 kere oldu. 81. yap. Bir kere iyice nefes alıp burnunu tıkattın mı hiç? Yok. Öbür nefes için bir daha nefes alıyorsun. Bir daha bir daha. Hayat böyle. E 250 kere oldu. 251. Ye. Ya. Yaşıyorsun çünkü. Ve eğer o haram, o günah, bir insanla alakalı ise, yani kul hakkı devrede ise onunla helalleş. Bu işleri ne zaman yapmalıyız? Ölmeden önce. Ne zaman öleceğiz? Her dakika. Tövbenin vakti o zaman ne, ne gündür? Her dakikadır. Eğer tövbe etmeyi gerektirecek bir hatan olduğunu biliyor da yarın yaparım Kadir gecesi yaparım, kandilde yaparım, cuma akşamı yaparım diye erteleyebiliyorsan bu erteleme hastalığını sen tedavi et. O da bir günah çünkü. Allahu Teala'ya karşı cüretin artmış senin. Sanki Allahu Teala 6 ay dokunmayacağım sana diye garanti mi verdi? Kardeşlerim, şeytanın barınaklarından Allah'a hicret etmek zorundayız. Allah'ın affetmediği hiçbir günah yoktur. Allah'ın oğlu var, haşa. Kızı var, haşa. Diyenler bile ben tövbe ettim bu sözümden ya Rabbi deseler Allah onları da kabul edecek. Ki bundan büyük bir cinayet olamaz. Yüz kişiyi de öldürmüş olsan hicretin Allah'a doğru ise Allah kabul ediyor. Peki ne zaman hangi günahtan tövbe edeceğiz? Çizgi dışı kaldığın her günahtan, her dakika tövbe edeceğiz. Tövbe sadece katillerin işi değil. Sadece şarap içenlerin işi değil. Annesine, babasına saygısızlık yapanlar da katildirler. Onlar da şarapçıdırlar. Onlar da kumarcı faizcidirler. Eşine zulmeden de faizcidir, kumarcıdır. Kategori aynı kategori. Haram kategorisi hepsi çünkü. Haram kategorisindesin sen. Yani anaya babaya zulmetmek. Eşi Allah'ın izin vermeyeceği şekilde zulüm altında tutmak. Kocaya zulmetmek. Komşuya eziyet etmek. Kur'an'ın zulüm listesinde duruyor. Zulüm dediği Allah'ın haram dediği şeylerde duruyor. Kebair günahlar listesinde duruyor. Birine faiz demiş Allah. Birine cinayet demiş. Öbürüne de anaya babaya saygısızlık demiş. Aynı cehennemde temizleniyor bunlar sonra. Sen ona haklıydım, hukukluydum deyip durursun. O başka, bu başka dersin. Sen o başka, bu başka diyorsun. Allah hepsine büyük günah diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Şarabı Su gibi içmek de haram, sıla rahimi bırakmak da haram. Faiz de zehir zıkkım. Gasp ettiğin şey de zehir zıkkım. İsim değişikliği yani ne? makarna yazıyor üstünde, kıvırcık makarna, düz makarna, kesme makarna. Bunların çeşidi aynı, undan yapılmış makarna işte. Kıvırcık makarna olunca, boncuk makarna olunca başka bir şey mi oluyor? Allah haram ettiği sürece yasak listesinde yasak listesinde tövbe edeceksin. Birine 100 ceza veriyor Allah, öbürüne 95 ceza veriyor ama cehennem hepsinin sonu cehenneme gidiyor. Bilhassa genç kardeşlerime söylüyorum. Herkes tövbeyi ihtiyarlara havale eder. Azrail sana daha yakın diye. Ben öyle demiyorum. İhtiyar zaten ecel korkusunu, tansiyonu tansiyon hastalığını, kalp krizini geçirdi mi? O arası hatırlıyor zaten. Ben daha henüz hayatın başında bir fidan olan genç kız kardeşlerime, genç erkek kardeşlerime davet gönderiyorum. Diyorum ki gençler, asıl siz tövbe edin, hayatı tertemiz yaşayın. İbris ise size ne diyor? E sen yaşlanınca zaten anan baban tembih etmişti, örtüneceksin diyor. Niye hasta yaşayıp da sonra sağlam olmak için hastaneye gideyim ki. Madem gencim hastaneye benim gitmem lazım. İhtiyar gitmese de olur. O koca kaca ilaçlarıyla evde idare etsin. Asıl gençlerin sağlıklı yaşaması gerekir. Asıl genç tövbe etmeli. Onlar asıl Allah'a yönelmelidirler. Ashab-ı kiramın gençleri mi, ihtiyarları mı diye bir ayrım yapıyor muyuz? Hepsi Allah'a yöneldiler. Gençleri de şarapçıydı, Genç mücahit oldular sonra. İhtiyarları da şarap içiyordu. Onlar da Allah'ın huzuruna tertemiz gittiler. Genç ihtiyar ayırımı bir hata. Kuluz kul. Kulun genci ihtiyarı olur mu? 15 yaşından sonra herkes aynı yaşta. 15 artı 1 yaptığın zaman Allah seni 80 yaşındaki insanla aynı cennete koyacak veya aynı cehenneme koyacak. Mantıksızlık burada zaten. İhtiyara niye yüküyorsun tövbe için? Asıl sen sağlıklı yaşaman gerektiği gibi, sen koşman gerektiği gibi, sen tuttuğunu koparacak güçte olman, sen hasta olmaman gerektiği gibi, sen tövbe yapacaksın, sen tertemiz yaşayacaksın da, senin bereketin ve senin varlığının getirdiği feyizle, rahmetle, ihtiyarlar da inşallah kurtulacaklar. Genç işi bu iş. Buradan bu ümmetin, Gençlerine hitap etmek istiyorum. Yaşlılarına hitap etmek istiyorum. Mümin kardeşlerime hitap etmek istiyorum. Sarhoşları çağırıyorum. Eli cinayete bulaşmışları, eli haram paraya tutmuş olanları, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı terk etmişleri, anne babasını üzmüşleri, bir yolla bir günaha bulaşmışları, siyasete girdikten sonra her şeyi kendine mubah zannetmişleri, Belediyede filan devlet dairesinde aldığı görevi kullara zulmetmek için kullanmaya geltenmişleri, Daha önce haram gördüğü şeyleri devletle bağlantı kurduktan sonra kendisine helal zannedik hataya düşüp haram yiyenleri, yalan konuşanları, gıybet edenleri, bütün mümin kardeşlerimi önüme alıyorum ve Allah'ın ayetini hatırlatıyorum. Bütün günahkarlara, ne kadar günah fazla ise o kadar daha fazla bu sesimi yükseltiyorum. Bir kere zina edene bir kere, on kere edene on kere söylüyorum. Bir kere bir kadeh kaldırana, bir kere üç kere kaldırana üç kere söylüyorum. Annesini ve babasını bir kere üzene bir kere, beş kere üzene beş kere söylüyorum. Allah söylüyor. Şimdi bütün bu yara bere içindeki mümin kardeşlerim, size Gafur, Rahim, Halim ve her türlü duanızı kabul eden, tövbeleri kabul eden Tevvab olan Allah'ın ayetini okuyacağım. Hep beraber dinleyeceğiz. Ben nefsime ders çıkaracağım. Siz genç olarak kendinize ders çıkaracaksınız. Ondan sonra da gereğini yapacağız. Şeytana rağmen, çevreye rağmen, "Daha gençsin." diyenlere rağmen Allah sana kulum dediği sürece sen kaçmayacaksın. Madem sen beni kulum kabul ettin Rabbim, ben de geldim diyeceksin. Bunu yaptığımız zaman bugün tertemiz olacağız. Bugün yapmayıp yarını beklersek, Ramazan'ı beklersek, araya gün koyarsak bir günü kirli geçirmiş olacağız. Kirlerimizden temizlenmeden yaşamış olacağız tıpkı banyo yapması gerektiği halde ter kokusu, pas kokusundan kurtulmadan evinde oturan gibi oturmuş olacaksın. Melekler senden uzak duracaklar. Sen imtihanlarında da iyi gitmeyecek, işinde de bereket olmayacak. Kazandığın parayla da evini geçindiremeyeceksin. Çünkü kokuyorsun sen, kokuyorsun. Alkol kokuyorsun, yalan kokuyorsun, gıybet kokuyorsun, anneni babanı üzdüğün için kokuyorsun. Melekler sana yanaşmıyorlar. Şeytan o kokudan hoşlanıyor. Çöplük bitkisisin sen. Şeytanın çöplüğünde bitmişsin. Tövbe ettiğin zaman ise tertemiz olacaksın. Ve hiç kimse unutmasın kardeşlerim. Samimi bir tövbe. İster zinadan olsun, ister kumardan olsun, ister piyangodan olsun, ister faizden olsun. Hangi günahtan olursa olsun. Şartlarına uygun yapılmış ve bir daha hatıralara bile taşınmayan tövbe, tekrar asla yapılmayan günah var ya, bunların çok büyük bir farklılığı var dinimizde Kur'anımızda. Allah buyuruyor ki tövbe edip tövbesini samimi koruyanlar, sonra da Müslümanlık yapanlara Allah'ın sözü var. O işlediğiniz günahların hepsini sevap olarak size yazacağım buyuruyor. Bir Allah bu kadar rahmetli olur. Kaybettiğin Allah bu Allah'tır işte. İnsan oğluna bu kadar tolerans gösterilir. Hadi affettin. Ne büyüksün Allah'ım. E eski işlediğim günahları sevap olarak bana yazıyorsun. Bundan büyük rahmet nasıl olur? Bunu kaçırandan daha akılsız kim olur? Şimdi kardeşlerim, Zümer suresinin 53, 54, 55. ayetlerini okuyacağım. Ama ben bu ayetleri okudum, kendi başımı derde koydum. Allah o ayetleri sen görmemiş miydin, okumuş muydun? Evet, diyecek bana. Dolayısıyla hatalarımdan dolayı yandım kıyamet günü. Tövbeyi beceremezsem. Bu ayetleri dinleyen bütün mümin kardeşlerim, siz sıradan bir reçete dinlemiyorsunuz. Allah'ın Kur'an'dan ayetlerini dinliyorsunuz, dikkat edin. Bu ayetlerin hesabı var. Bunları dinlemek kolay değil. Hani Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret edenler duygusal oluyor da günahlarından tövbe ediyorlar diye bir görüntü, duygusal bir görüntü var ya, bu ondan kat kat daha fazla. Allah'ı dinliyorsun ve sana bizzat hitap ediyor. Bakınız Allah ne buyuruyor? Kul ya ibadiyye'llezine esrafu ala enfusihim Ey günahlara batmış kullarım. Allah'ın sözü bu. Ey günahlara batmış kullarım. Hiç günahı olmayan bu ayeti dinlemeyebilir şimdi. Benim gibi birilerimiz gibi şu bu günahı işlemişler, yalan konuşmuş, hata etmiş, annesini üzmüş, annesi ölmüş helalleşmesi mümkün değil. Bir yığın hata işlemişler. Ey günahlara batmış kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeden bir Allah'tır. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü Allah çok mağfiret eden ve çok rahmet eden bir Allah'tır. Ve anibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabl an yetikum al-adab baqatan. Min qabl an yetikum adab Ey kullarım, madem ki ben size söz verdim, bütün günahlarınızı mağfiret edeceğim, siz de şimdi tövbenizi yapın, Allah'a teslim olun. Ne demek tövbenizi yapın, Allah'a teslim olun? Yani tövbe edin Tevbeden sonra da Allah'ın kapısında durun. Tövbe ettik selamun aleyküm deyip gitmeyin. Çünkü o da sizi ikinci günah edecek. Samimi tövbe edin. Eğer azap gelirse la sorun. Bir daha kurtulamazsınız. Yaşıyorsun, nefes alıyorsun ve Allahu Teala'nın rahmetine muhatapsın. Affedeceğim diye söz veriyor. Faiz bile sen affedeceğim diye söz veriyor. Tövbe et ama. Tövbenin şartı ne? Geri dönüş yok. Samimi, ciddi, kendi kendine öyle tövbe ettim demekle değil. Eylemin tövbe olsun. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلِ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ve size indirdiğim Kur'an'dan ayrılmayın. Çünkü faizi bıraktın, Kur'ansız bir hayata devam ettiğin sürece Yine faize döneceksin sen. Zaten Kur'an'a samimi sarılmadığın için o hatayı işlemiştin. Sen gerçekten Kur'an anlasaydın, ananı babanı üzmeyecektin. Yalan konuşmayacaktın. O bataklıkta, o çöplükte durmayacaktın sen. Bin kablen ye'teykumul azabı ve teş'urun. Sonra bir gün ansızın azabım gelir, hiçbir şey de anlayamazsınız. Tövbeyi bir gün ertelemek bu tuzaktır işte. Yarın Allah'ın azabının gelip gelmeyeceğini bilmiyorsun. Bugün ilk fırsat. Şimdi aziz kardeşlerim. Bütün hırsızlıkla, alkol kullanmakla, şu günahla, bu günahla, namaz tembelliğiyle, ibadet tembelliğiyle belaya uğramış. Bütün mümin kardeşlerime tekrar sesleniyorum. Bir kere daha hatırlatıyorum. Bakınız Bizim Allah'ımız gafur bir Allah'tır. Rahim bir Allah'tır. Yeter ki sen tembel bir kul olma. Bizim Allah'ımız kerim bir Allah'tır. Vasiul mu'ferdir. Çok mağfireti geniştir. Kullarını affetmekten çok mutlu oluyor Allah. Yeter ki sen vurdum duymaz olma. Hiçbir şey olmamış gibi davranma. Yeter ki sen yaptığın hataları ileride bakarız diye sav saklama. Allah gafurur rahimdir. Üç kere, beş kere, on kere, yüz kere, bin kere, kaç kere yaptıysan bu kerelere cevabı var Allah'ın. Çünkü insanlar zannediyorlar ki 20 senedir bu alkol bataklığındayız. Bu ayetler herhalde benimle ilgili değil de biz kaşarlıyız. Zannediyorlar. Allah'ın buna da cevabı var. Tirmizi'den okuyorum. Buyuruyor ki Allah, ey insan Ey insan sen ben Allah'ın kuluyum dediğin sürece ve Allah da beni affeder diye umduğun sürece seni affedeceğim. Allah buyuruyor. Ey insan ey insan sen Allah'ın kuluyum dediğin ve Rabbim beni affeder dediğin sürece seni ben affedeceğim. Ve Hiç aldırmayacağım merak etme. Ne demek hiç aldırmayacağım? Yani bu çok günah işlemiştin be adam. Seni bir daha düşüneyim demeyeceğim. Bu söz Allah'tandır. Celle Celaluhu. Ey insan devam ediyor Allah Teala bu. Ey insan, işlediğin günahların yer tabakasından göklere kadar yükselip göklere değecek kadar olsa bile söz veriyorum seni affedeceğim. Yeter ki Rabbim Allah'tır de. Yeter ki sen bana dön. Ey insan! Bütün dünya senin günahlarınla dolmuş olsa bile yeter ki sen Allah'a şirk koşma ve benim Rabbim Allah'tır. Rabbim ben tövbe ettim. Tekrar yapmayacağım de seni affedeceğim. Hiç geçmişine bakmayacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da Tirmizi'de 3540. sahih bir hadis-i şerif. Şimdi bir Müslüman nasıl tövbe ettim ya Rabbi deyip günahlarını gömmez. Nasıl ben geldim ya Rabbi? Madem sen kabul ettin, ben de geldim ya Rabbi. Nasıl demez mümin? Genç kardeşlerim, nasıl tövbeyi ihtiyarların işi haline getirirsiniz? Nasıl ilahiyat talebelerinin işi zannedersiniz tövbeyi? İnsan değil misin? Seni Allah yaratmadı mı? Allah'ın kulu değil misin? Sen tövbe etmeyeceksin de kim edecek? Bunun ilahiyatı mı var? Matematiği mi var? Biyolojisi mi var bunun? Hacisi hocası mı var? Kim cennete girmek istemiyor? Sen misin o cennete girmek istemeyen? Sen misin kabirde azap çekmeye razı olan? Ve şimdi buradan sokak köpeklerine ve sokak köpeklerine köpek olarak bakmayıp sokak kedilerine kedi olarak bakmayıp bir canlı gözüyle bakıp ki iyi bir şey bu. Onlara acıyan, "Aa, sokakta kaldı bu köpek." "Aa, bu kediye yazık oldu." diyen merhamet gösteren ama kendi cehennemiyle ilgilenmeyenlere şimdi bir sorumuz var bütün bunlardan sonra dağlar, dereler, o köpekler, sokak köpekleri. O sokak kedileri. Ne diyor, duyuyor musun ey insan? Sen neredesin ey insan? Sen niye Rabbini tanımıyorsun? Sen de sokakta kalmadın mı? Niye Allah'ın rahmetinde değilsin de? Sen sokak Köpeğe acıyorsun, sokak kedisine acıyorsun da kendine niye acımıyorsun? Sen de sokaklarda kalmışsın. Ayazda kalmışsın. Şeytanın kucağında kalmışsın. Şeytanın avuçlarında yaşıyorsun. Sokak köpeklerine acıdığın kadar kendine acısana. Tövbeni etsene. Neredesin ey insan? Köpeklerin bile sorduğu bir sorudur bu. Neredesin sen? Adem'in çocuğu neredesin? Ben buradayım ya Rabbi. Geldim diyen kurtulacak. Gerisi bu günahlara karşı şımarıklığın, Allah'ın haramlarını basit görmenin cezası olarak henüz ahirete gitmeden burada zehir zemberek bir hayat yaşamaya mahkum olacağız. Bunca teknolojiye rağmen elindeki Dünyayı avucuna getiren parayla, pulla, telefonla, her şeyi emrine amade gördüğün bir hayatla niye mutlu olmuyorsun ey delikanlı sana soruyorum. Üstelik sen Müslümansın, genç kız. Niye mutlu değilsin? Çünkü içindeki ur, içinde biriktirdiğin günahların görmene de engel, duymana da engel, düşünmene de engel, mutlu olmanın zaten engeli. Bunun bir de ahireti var. Onun için biz hayvanların bize tekrar ettiği, dağlardan yankılanan neredesin ey insan? Allah seni arıyor sorusuna cevap bulmak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.